bir eti pişirmenin en uygun süresi sizce nedir? Şimdi köfte pişirmenin en uygun süresi, köfteyi iyi bir şekilde pişirmek istiyorsak ızgara ile ateş arasında 15 santim, 17 santim arasında bir boşluk olması gerekiyor. Etin kısık bir şekilde, yavaş, ağır bir şekilde köftenin pişmesi gerekiyor ki içerisinin dışıyla aynı şekilde orantılı bir şekilde pişmesi gerekiyor. O yüzden ateşin kısık olması ve ateşten ızgaranın 15-17 santim yukarıda olması gerekiyor. Peki efendim, ben diyelim ki sizden geldim, et aldım, köfte aldım. Ben bunu kendi evimde nasıl muhafaza edeceğim? Şimdi şöyle, bize geldiniz, dediniz ki ben 1 kilo pişmemiş köfte almak istiyorum. Biz size bunu hazırlıyoruz, veriyoruz. Biz verdiğimiz müşterilerimize söylüyoruz. Eğer bunu derin dondurucularında muhafaza ettikleri takdirde köftemiz ortalama 3 ay, 4 ay, 5 ay bile dayanabiliyor. Dolapların derin dondurucularında muhafaza ettikleri takdirde herhangi bir sıkıntı yok. İstedikleri takdirde çıkartıp çözdükten sonra etlerini istedikleri zaman yiyebilirler. Herhangi bir sıkıntı yok. Peki şimdi gelin. Köfteci Mehmet Usta 1980 yılında babam olan köfteci Mehmet Usta ismini de aldı. Mehmet Önal tarafından 22 sene seyyar satıcılık Şehit Kamil Balkan Caddesi'nde yaptık. Ondan sonra bayrağı biz devraldık. Oğulları olarak, ikinci kuşak olarak. Biz de 30 metrekare dükkanla başlayıp bu seviyelere getirdik. Yaklaşık 45 senedir bu caddede, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde bu işi yapmaktayız. Şubeleriniz var mı peki? Herhangi bir şubemiz yok. Tek şubemiz var. Artı bir imalathanemiz var. İmalathanemizi, altyapımızı kurduk. Şu an şubeleşmeye geçme isteklerimiz var. Bu doğrultuda imalathanemizi, altyapımızı kurduk. Şu an şubeleşme çalışmalarımız devam etmekte. Ama şu an tek şubeyle hizmet vermekteyiz. Başka herhangi bir şubemiz yok. Köftenin üzerinde çok durduk. Köfteye asıl lezzetini veren şey nedir? Köfte bizim 45 senedir hiçbir şekilde bozmadan yaptığımız bir ürün. Köfteye tamamen meslek sırrı diyelim. Bizim bunu paylaşmayalım ama çok emek sarf ettiğimiz, titizlikle hazırladığımız, özen gösterdiğimiz en iyi ürünlerimizden birisi. Tatmanızı isteriz. O zaman içine emek, sabır ve sevgi koyuyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Peki efendim, son olarak şunu sorayım size. Neden köfteci Mehmet Usta'yı seçelim? Bunu bir toparlayalım. Neden onca farklı yer varken sizi seçelim, sizi tercih edelim? Biz müşterilerimize şunu dikkat ediyoruz. Bizim buraya ilk defa gelen müşterilerimizi biz takip ediyoruz. Müşterimiz buraya geldi. Birinin tavsiyesiyle veya yoldan geçerken bizim dükkanımıza misafirimiz oldu, geldi. İkinci kez burayı tercih ediyorsa biz diyoruz ki evet, biz işimizi başarıyla yapıyoruz. Yanında birilerini getiriyorsa o yanında getirdikleri kişi, getirdiği kişiden hariç bizim dükkanımıza geliyor mu, ona dikkat ediyoruz. Eğer getirdiği kişiden hariç kendi de tek başına gelebiliyorsa buraya, başka birilerine tavsiye ediyorsa bizim için önemli olan odur. Mehmet Bey, şimdi de şu masanın sırrını öğrenelim. Bu masada neler var? Tabii ki, buyurun. Şöyle kendimizin yaptığı kaşarlı sucuğumuz var. Evet. Şöyle sade sucuğumuz. 45 senedir yaptığımız, özenerek bezenerek yaptığımız, gururla sunduğumuz köftemiz. Şu kuzu grubundan kuzu yüreğimiz. Şurada yine kuzu grubumuzdan kuzu böbreğimiz. Hemen yanında kuzu pirzolamız. Artı kuzu şişimiz. Dana grubu olarak antrikot büfteğimiz. Kaşarlı köftemiz. Tavuk kanat, tavuk pirzola, bir de tavuk şişimiz var. Şimdi bu kadar lezzeti aldıktan sonra bir tatlı yemeden gitmeyiz herhalde. Tabii ki. Bakalım tatlıda neler var. Şurada bakalım. Bizim müşterilerimizin buraya geldiğinde özellikle tercih ettiği tatlılarımız arasında fıstıklı kadayıfımız, inanın ki çok güzeldir. Fırın sütlacımız, traliçe dediğimiz bir tatlımız var. Makedonya tatlısı. O zamanlarda popüler olan bir tatlı. Evet. Kemalpaşa tatlımız, dondurmalı irmik tatlımız. Artı bonope dediğimiz sütlü, karamelli, çikolatalı, bisküvitli bir tatlımız. Evet değerli Altın Rehber izleyicilerim, bu şahane lezzetlerin tadını, keyfini sürmek istiyorsanız, yolunuzda Bayrampaşa'ya düştüyse köfteci Mehmet Usta'ya bekleriz efendim. Bir başka sektörde kaldığımız yerden devam etmek üzere, hoşça kalın.